İyi akşamlar Türkiye. Bugün 26 Kasım Cuma. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. İktidar fiyat artışlarına, yüksek enflasyona ve Türk lirasının rekor seviyede değer kaybetmesine engel olamıyor. Halk sokaklarda hükümet istifa sloganları atıyor. Halkın sokağa çıkmasını eylem yasağıyla engelleyemeyen siyasi iktidar çareyi başka yollara başvurmakta buldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan bildiride ekonomik tehdit vurgusu yapıldı. Yurdun dört bir yanında eylemler sürüyor. Yurttaşlar Türk lirasındaki değer kaybını ve pahalılığı protestoya devam ederken, diğer taraftan kadınlar da 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla sokağa çıktı. Şiddete karşı duran kadınlara polis sokaklarda biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Türk lirasında yaşanan yüksek değer kaybı ekonomi yönetimi tarafından döndürülemez seviyeye geldi. Merkez Bankası rezervi olmadığı için piyasaya müdahale edemiyor. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi. Kavcıoğlu'nun bankalara kredilerde kolaylık tanımaları ve müşterilerini döviz mevduatından yönlendirmemeleri konusunda baskı yaptığı öne sürüldü. Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeler arası seyahatlerde COVID-19 sertifikasının süresinin tam doz aşılanmadan 9 ay sonra dolacağını açıkladı. Brüksel tarafından yapılan açıklamada sertifika süresinin uzatılması için COVID-19'a karşı yeni aşı dozunun alınması gerektiği belirtildi. İktidar fiyat artışlarına, yüksek enflasyona ve Türk lirasının rekor seviyede değer kaybetmesine engel olamıyor. Halk sokaklarda AKP istifa sloganları atıyor. Halkın sokağa çıkmasını eylem yasağıyla engelleyemeyen siyasi iktidar çareyi başka yollara başvurmakta buldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan bildiride ekonomik tehdit vurgusu yapıldı. Bugüne kadar bizi çökertemediler. Bundan sonra da çökertemeyecekler. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalarla tehditler değerlendirilmiştir denildi. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde kullanılan ifadeler, iktidarın yoksulluk karşısında halkın ayağa kalkmasından korktuğu yorumlarına neden oldu. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Diğer taraftan bildiride, milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür ibaresinin yer alması da dikkat çekti. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Yunanistan'ın saldırgan söylem ve eylemlerle iyi komşuluk ilişkilerinin gereklerini yerine getirmediği belirtilirken, Ermenistan'ın ateşkese tam uymasının ve işbirliği içinde olmasının önem arz ettiği ifade edildi. İyi akşamlar değerli Sol TV izleyicileri. Gündem programında Sol TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbey'in bu haftaki konuğu Dayanışma Meclisi üyesi iktisatçı Profesör Doktor Aziz Konukman'dı. Programda Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında artmaya başlayan döviz kurlarının nerede duracağı, döviz artışlarının vatandaşa ve bütçeye getirdiği yük, Merkez Bankası'nın eksi rezervinden dolayı piyasaya müdahale edememesi, kurdaki yükselişin zincirleme iflaslara ve sonucunda toplu işten çıkarmalara neden olup olmayacağı konuşuldu. Öz kaynaklarına, kendi iç tasarruflarına dayanarak büyüme değil. Gökhan Kazbey'in AKP iktidarının ekonomi politikalarının seyrine ilişkin sorusunu yanıtlayan Konukman, faiz indiriminin bir resmi politikaya dönüştüğünü söyledi. Mesele Tayyip Erdoğan'ın şu an Merkez Bankası Başkanı üzerinde baskısıyla açıklanıyor ya, onun ötesinde bir şey. Bu bir resmi politikaya dönüştü. Çok net. Yani artık faiz sebep, enflasyon sonuç bir resmi politikadır. Hükümetin resmi bir siyasi belgesidir, iktisadi belgesidir. Dolayısıyla Merkez Bankası başkanlarının hani o bağımsızlığı kağıt üzerinde kalmıştır. Konukman, çünkü iktidarın cari açık sebep enflasyon sonuç yaklaşımının da doğru olmadığının altını çizdi. Yani cari fazla nasıl vereceğiz sevgili Gökhan? İthal girdilere bağımlı bir ekonomi. Kabaca 100 dolarlık ihracatın ortalama 65 dolarının ithal girdiye gittiği, ham petrol bağımlı olan, doğalgaz bağımlı olan bir ülke ne olacak da? Yani ithal ikamici sanayileşmeye mi geçti AKP? Bir strateji açıkladı,
bunu kamuoyuyla paylaştı, bunu orta vadeli programa koydu, yıllık programa Cumhurbaşkanlığın 25 Ekim tarihli programa koydu da biz mi görmedik? Üretimin ithal girdilere bağımlı olduğunu belirten Aziz Konukman, bu nedenle Türkiye'nin cari fazla vermesinin de mümkün olmadığını ifade etti. Üretimi durdurduk. Niye? Çünkü bütün önemli bir kısmımız üretimin ithal girdilere bağımlı. Alamıyoruz. Çünkü kur tahmini yapamıyorlar. Kur öngörüsü yok. Hatta bazı firmalar gelecekteki kur üzerinden mal veriyorlarmış. Yani diyorlarmış ki al kardeşim girdiği ama bugünkü kur üzerinden değil. Ödeme yapacağın tarihteki kur üzerinden. Düşünebiliyor musun? Durum nereye geldi? Bu nedir? Üretimin durması demektir. Bütçe büyüklüklerinin içine sığmayacak bir yoksulluk olduğunu belirten Dayanışma Meclisi üyesi Aziz Konukman, hazinenin genel bütçe açığı kadar borçlanma hakkı olduğunu hatırlatarak iktidara bu şekilde yaratılacak kaynakları halka aktarma çağrısı yaptı. 265 olabiliyor. Öbür imkanları kullanırsak, %5'i de kullanırsak limit artırımını, 290 milyar. Hocam, yoksullara yardım yap. Sosyal dayanışma fonuna buradan kaynak aktar. Doğrudan destekler ver. Sosyal yardımlar adı altında bizim bütçede bir kalem var. Yani yoksulun bütün sıkıntılarını çözebilecek bir kaynak transferi en azından Ocak ayında bunalacak kitlelere muazzam bir nefes alma imkanı tanır. Bakın. Eşitlik gelecek, sömürü bitecek. Kadın dayanışma komiteleri 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla sokağa çıktı. İstanbul'daki buluşmada kadınlar şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen mümkün pankartı açtı. Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın. Kadın düşmanı yobaz AKP. Ekmek yoksa özgürlük yok. Kadın katili patron düzeni sloganlarıyla bir araya geldi. Şiddetsiz ve sömürsüz bir düzen için aydınlık yarınlarımız. Beyazıt Meydanı'nda yapılan açıklamada İstanbul'un dört bir yanından bu şehrin üniversitelerinden kadın dayanışma komiteleri toplanıp burada Beyazıt Meydanı'nda sözünü söylemeye geldi. Çağrımız şiddetsiz ve sömürsüz bir düzen için ayağa kalkma çağrısıdır denildi. Ankara'da da kadınlar Kuğulu Park'ta bir araya geldi. Buluşmada kadın dayanışma komiteleri adına konuşan Burçak Özoğlu, artık kadınların tek çaresinin ayağa kalkmak olduğunu vurgulayarak, bizi artık eve kapatamazlar, yağma yok, lamucimi yok, kadınlar bu düzene sığmaz, dedi. Ama duymadık demesin kimse, biz artık ayaktayız. Bundan sonra da hayat pahalılığına karşı, bu düzene karşı öfkemiz var, bunun için ayaktayız, sokaktayız. Türkiye'de yüksek enflasyon ve döviz kriziyle artan yoksullaşmaya da değinen Özoğlu, döviz çıkıyor, bizi vuruyor, faiz düşüyor, yine bizi buluyor. Onlar tahterevallide oynarken bizim emeğimiz eriyor, ifadelerini kullandı. İzmir'de kadınlar Karşıyaka'da bir araya gelirken kadın dayanışma komiteleri adına konuşmayı Gizem Batı Ayaz yaptı. Üzerimize boca eden bu düzen... Kadına yönelik şiddetin giderek daha da tırmandığını vurgulayan Ayaz, bu düzenle kavgalıyız. Yaşadığımız tüm bu eşitsizliklerin kökeninde bu sömürü düzeninin olduğunu biliyoruz, diye konuştu. Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenlenen eylemlerde de kadın dayanışma komitelerinden şiddete, eşitsizliğe, yoksulluğa karşı birleşelim çağrıları yapıldı. Türkiye'de kadınlar şiddet ve ayrımcılığı protesto etmek için birçok ilde sokaktaydı. ...25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İstanbul Taksim'de düzenlenen eyleme polis biber gazı ile müdahale etti. Taksim tünelde başlayan eylemde bir araya gelen yüzlerce kadın İstiklal Caddesi'nde polis engeliyle karşılaşınca barikatları aşmaya çalıştı. Korteje müdahale eden polisler biber gazının yanında plastik mermi de kullandı. Ankara'da düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren eylemde ise kadınlar şiddete karşı tek ses olurken polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eyleme müdahale olmadı. İzmir'de de yapılan eylemlere kadınların yoğun katılımı vardı. Biz de burada değil. Eline dolu! Burada! Eline dolu!
Öte yandan eylemlerde Türkiye'nin kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair kararların yer aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi eleştirildi. İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından olan Türkiye, 20 Mart 2021'de resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmeden çekilmiş, 1 Temmuz'da da söz konusu adım yürürlüğe girmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti öncesinde, açılış ve toplantılara davet edilen kişilere ücretsiz PCR testi yapılması için kamu hastanelerine talimat verildiği öne sürüldü. İddialar üzerine İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ergün Demir ortak açıklamalarında PCR testi yaptırmak için salgın yönetimi algoritmasına ve ayakta vaka sorgulama kılavuzuna, AKP toplantılarına, açılışlarına, mitinglerine katılmak da mı eklendi diye sordu. Uçak, tren gibi çevre rahatsız yolculuk yapılacak. Doktorlara göre törende hazır bulunacakların isimleri kentteki kamu hastanelerine dağıtıldı. Kapasiteye göre oluşturulan 300-500 kişilik listeler hastane yönetimlerine iletildi. Gece 1'e kadar testlerin tamamlanması istendi. Öte yandan AKP İzmir İl Merkezi'nde de PCR testi için numune alındığı öğrenilirken Kılıç ve Demir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nu açıklama yapmaya çağırdı. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Demir ve Kılıç ayrıca PCR test ücretinin 170 lira olarak revize edilmesine rağmen birçok özel hastanenin 250 lira ve üzeri ücret talep etmeye devam ettiğini, hastanelerin bu fiyat politikası ile ilgili hiçbir denetim yapılmadığını belirtti. Sayın Başkan, saygıdeğer komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs geçirenlerde hastalığın bıraktığı hasarlardan dolayı gelecek 3 yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp beklendiğini belirtti. Koca, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığında en az 2 hatta 3 kat olduğunu göreceğiz. Covid-19'un yıkıcı etkisi basit değildi, çok büyüktü. O nedenle aşı son derece önemli ifadesini kullandı. Önemli. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Koca, konuşmasına kendisini eleştirerek başladı. Bakanlığımız 2027 denetim raporunda, birçok ülkeye göre sağlık için ayırdıkları kaynakların oldukça sınırlı olduğunu belirten bakan, sağlık harcamasında ve hekim sayısında OECD'nin altındayız. Daha iyi hizmet için sağlığa ayrılan kaynakları önceliklendirmemiz gerekiyor, dedi. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkinde konuşan Koca, çalışanlarımızın çıplak maaşlarının emeklerinin karşılığı olmadığını biliyoruz ve doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız, dedi. Yaşatmak doğrudur. Bakan Koca, 50 bin metrekarelik aşı üretim merkezinin ihalesinin yapılacağını da açıkladı. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz, ifadelerini kullandı. Bu arada Türkiye'de aşı üretimi yapan Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü AKP iktidarında 2011 yılında kapatılmıştı. Dört yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da yargılandığı birleştirilmiş gezi davası İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Savcı Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep ederken mahkemede savcılığın talebi doğrultusunda karar vererek Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hedef göstermesinin ardından duruşmalara katılmayacağını duyuran Kavala davaya katılmadı. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla, onlarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız. Öte yandan Osman Kavala'nın avukatları mahkemeye müvekkillerinin tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.
Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, bu duruşmalar çok tuhaf geliyor çünkü savcılar hakkında iddianame yazılan kişiye soru sormuyorlar. Bu evrensel hukuk normlarına uygun değil, dedi. Savcılar iddianame yazdıkları hakkında çok ağır suçlamalar içeren iddianameler yazdıkları bir sana soru sormuyorlar. Kavala'nın serbest bırakılmaması üzerine 30 Kasım'da yapılacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında komitenin Türkiye hakkında yaptırım prosedürüne başlaması öngörülüyor. Türk lirasında yaşanan yüksek değer kaybı ekonomi yönetimi tarafından döndürülemez seviyeye geldi. Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu her ne kadar rezervlerimiz arttı da dese de Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 35 milyar dolar seviyesinde. Mutat toplantılarımızdan biz zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanımızın... Rezervleri olmadığı için piyasaya müdahale edemeyen Merkez Bankası, Partili Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda faiz indirimine devam ediyor. Ekonominin evvelallah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyor. Zaman zaman özel bankaları hedefine alan ve aba altından sopa gösteren AKP iktidarının şimdi de kredilerde kolaylık konusunda sektöre baskı yaptığı iddia ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bankalar Birliği üyeleriyle yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamalar dışında perde arkasında önemli gelişmelerin yaşandığı öne sürüldü. Bankacılık sektörümüz çok güçlü ve genel değerlendirmelerimiz de bu yönde. Kavcıoğlu'nun bankalardan uygulanan politikalara ilişkin destek istediği ve son dönemlerde uyguladığı para politikası anlayışına devam edeceğinin sinyallerini verdiği belirtildi. Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri. Toplantıda Kavcıoğlu'nun bankalara müşterilerine döviz mevduatı önermemesi istediği, bu yolla bankaların ülkedeki dolarizasyona destek olmamasının hedeflendiği iddia edildi. Diğer bir iddia ise Kavcıoğlu'nun bankalardan yurt dışı muhabir bankalarda çok fazla döviz bakiye tutmamaları, parayı yurt içine getirmeleri gibi isteklerde bulunduğu yönünde. Faizler kesinlikle inmelidir ama mutlaka ve mutlaka enflasyon ve enflasyon beklentilerine paralel olarak inmelidir. Banka genel müdürlerinin bizzat kendilerinin gelmesi istenen İstanbul'daki zirveden sızan bilgilere göre, bankacılar ise negatif reel faizin dünyadaki enflasyon ile birleştiğinde çok sıkıntı yaratabileceğini belirtti. Kavcıoğlu toplantı çıkışında yaptığı açıklamada banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik demişti. Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi çok değişik bir şey yok. Başkent Ankara güne çift zam haberiyle uyandı. Ekmeğe ve ulaşıma zam geldi. Ankara Valiliği tarafından onaylanan karar sonrası ekmek fiyatlarına zam teklifi kabul edildi. Ekmeğin fiyatı 1,75 liradan 2,25 liraya yükseldi. Halk ekmekte fiyatlar 1,25 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü de bir duyuru ile fiyatlara zam yapılacağını ilan etti. Zam tutarı henüz netlik kazanmadı. DİSK, Ankara Ulus Meydanı'nda iktidarın ekonomi politikalarını ve Türk lirasının değer kaybını protesto etti. Emeğimizi ve memleketimizi savunmak için omuz omuza sloganıyla yapılan eylemde konuşan DİSK Genel Başkan Vekili Remzi Çalışkan, döviz yükseldikçe onlar kazanıyor, biz fakirleşiyoruz. Türk lirası değer kaybettikçe biz kaybediyoruz. Emeğimiz ucuzluyor, değersizleşiyor, satın alma gücümüz azalıyor diye konuştu. Evet, Türk lirası değer kaybettikçe onlar kazanıyor, biz kaybediyoruz diyoruz. Emeği ucuzlatıyorlar, emeğimiz ucuzluyor, değersizleşiyor. Satın alma gücümüz azalıyor. Ülkeyi yönetenler Türk lirasının değer kaybetmesine kurtuluş savaşı demeye başladı. Oysa paramız değer kaybettikçe ülkemiz de daha çok kaybediyor. Daha çok bağımlı hale geliyor. Türkiye Avrupa'nın en düşük asgari ücretinde maalesef Arnavutluk ile yarışıyor değerli arkadaşlar. Türk lirası değer kaybedince ücretler azalacak, emek ucuzlayacak
ve yabancı sermaye Türkiye'ye akacak diyorlar. Yok öyle yağma. Yabancı sermaye için, petrol kralları için bu ülke satılık değildir. Bu halk satılık değildir. Bu ülkenin işçi sınıfı asla satılık değildir. We really want to make sure that people understand exactly how to mix the vaccine. Avrupa Birliği ülkeler arası seyahatlerde COVID-19 sertifikasının süresinin tam doz aşılanmadan 9 ay sonra dolacağını açıkladı. We're really bringing in a number of people from throughout the organization. Brüksel tarafından yapılan açıklamada sertifika süresinin uzatılması için COVID-19'a karşı yeni aşı dozunun alınması gerektiği belirtildi. 25 gauge needle with a length of 1 inch to 1.25 inches. Seyahat önerisine ilişkin toplanan Avrupa Komisyonu'nun yeni kararına göre öncelikli aşı programından 9 ay sonra sertifika süresi dolmuş olacak. Loaded to the country's official COVID tracker app, Tusanti COVID. Kararı duyuran AB Komisyonu üyesi Didier Reynders, pandeminin henüz bitmediği çok açık. Böylesine kritik bir durumda seyahat kurallarının ele alınması gerekiyor dedi. Entre les personnes vaccinées ou non, puisque ça vient d'être rappelé. Öncelikli program Johnson & Johnson, Pfizer, BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarından iki doz aşılanmayı kapsıyor. Once the stopper is coded, you can draw up 1.8 mil requirements. Kurallar 12 yaş üstü AB üyesi ülke vatandaşları için geçerli olacak. All right. How was that? Good. Good. Didn't hurt too much. COVID-19 vakalarındaki tırmanışın sürdüğü Avrupa ülkelerinde hükümetler yeni tedbir kararları almaya devam ediyor. Hollanda ve Avusturya gibi bazı Avrupa ülkeleri kapanmaya giderken Fransa'da yeni önlemler açıklanmıştı. Yetişkinler için COVID-19'a karşı tamamlayıcı doz aşılamanın başladığı ülkede 15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe, sinema ve müzelere girişte tamamlayıcı dozla aşılanmış olma şartı aranacak. De validité de ces tests pour bénéficier du pass sanitaire, ce qui veut dire que très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné, there is a need out there. Countries are ABD, İran'ı Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun taleplerini yerine getirmemesi durumunda kurumun gelecek ayki toplantısında karşısına almakla tehdit etti. Kurumun yönetim kurulunun ABD kanadından yapılan açıklamada, İran'ın uzlaşmazlığına çare bulunamazsa kurulun krize işaret etmek için olağanüstü toplanmasından başka seçenek bırakılmayacak denildi. For Iran to clarify and to resolve these issues without... Kurulun olağanüstü toplanması durumunda İran'a dönük yaptırım tasarısı sunulması bekleniyor. May I start by apologizing for the cancellation? ABD açıklamasında İran'ın Kereç şehrindeki uranyum zenginleştirmekte kullanılan santrifüjün üretildiği fabrikaya kamera yerleştirilmesini kabul etmediği belirtildi. Which normally is full of people delegates activity. İran, fabrikanın geçtiğimiz Haziran ayında sabotaja uğramasının ardından buradaki kameraları kaldırmıştı. Tahran, sabotajdan dolayı İsrail'i suçlamıştı. We damaged in an explosion at Iran's Natanz enrichment facility. Kurum Başkanı Rafael Grossi, önceki gün yaptığı açıklamada fabrikanın yeniden çalışıp çalışmadığını bilmediklerini ve anlaşma sağlanması için sürenin azaldığını söylemişti. With our advisory services, our peer review missions that... İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise aynı gün yaptığı açıklamada kamera krizinin aşılmaya çalışılması konusunda Grossi ile anlaşma sağladıklarını belirtmişti. Islamic Republic of Iran is ready. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran anlaşma taahhütlerini yerine getirmeyeceğini açıklayarak uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmıştı. Of a nuclear breakout in just a short... Washington ve Tahran'ın anlaşmaya dönmek için yürüttüğü dolaylı müzakereler pazartesi günü devam edecek. Nuclear deal in Vienna. Iran's lead delegate, Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi, says there are still big challenges ahead. Bevor ich zum Anlass der heutigen Pressekonferenz komme, möchte ich mich zu einem Almanya'da Eylül ayında yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerine başlayan Sosyal Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller mütabakata vardı. Spitzenteknologie made in Germany wird es auch in Zukunft geben. Varılan mutabakat sonucunda Yeşiller üyesi Cem Özdemir koalisyon hükümetinin tarım bakanı olacak. Für die Versöhnungsarbeit im Auswärtigen Amt deutlich erhöht haben.
Yeşillerin eş başkanı Annalena Baerbock da Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olacak. Bunun dışında aile, çevre, tüketiciyi koruma, iklim koruma ve ekonomi bakanlıkları da yeşillerde olacak. Das ist dann also alles ein Schritt nach dem anderen. Mevcut bakanlıklara yeni eklenen İnşa ve Konut Bakanlığı ile birlikte İçişleri, Çalışma ve Sosyal Politikalar, Savunma, Sağlık, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlıkları Sosyal Demokratlar'da olacak. Corona ist nach wie vor nicht besiegt, leider. Şansölye koltuğunda Sosyal Demokratların lideri Olaf Scholz oturacakken, şansölye yardımcılığını Yeşillerden Robert Habeck yapacak. Eigentlich zum Verzweifeln, dass man immer wieder... Liberal Hür Demokratlar Partisi Hazine Bakanlığını alırken bu görevi parti lideri Christian Lindner'in yürütmesi bekleniyor. Liberaller tarafından yürütülecek diğer bakanlıklar Eğitim, Adalet ve Ulaşım Bakanlıkları olacak. Sozialdemokraten und Grüne können jetzt stolz sein auf das. 177 sayfalık mutabakat metninde konut sorunu, pandemi, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kömür kullanımını sonlandırma gündem başlıkları olarak yer alıyor. Und wir werden deshalb auch mit allen versuchen gemeinsam diesen Weg. Metnin resmiyet kazanması için 3 partinin parti meclislerinin onayı gerekiyor. Bu sürecin Aralık ayı başında tamamlanması bekleniyor. Es braucht keine Kommission. Hand aufs Herz, was macht einen guten Politiker aus? Glaubwürdig, authentisch, kenntnisreich. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan bir raporda sadece 2020 yılında 47 bin kadın veya kız çocuğunun aile üyeleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Raporda bunun ortalama olarak her 11 dakikada bir kadın veya kız çocuğunun kendi ailesinden biri tarafından öldürüldüğü anlamına geldiğine dikkat çekildi. Rapora göre bu oran 18.600 kadın cinayetiyle en fazla Asya ülkelerinde görüldü. Afrika ülkeleri ise kadın nüfusunun büyüklüğüne göre en yüksek kadın cinayeti oranına sahip ülkeler oldu. Raporda Amerika kıtasında özel alanlarda toplumsal cinsiyete bağlı kadın cinayetleri oranında %9'luk bir artış görüldüğü kaydedildi. Raporda yer alan verilere göre pandemi dönemindeki cinayetlerde 2019'dan 2020'ye kadar olan yıllık ortalama sayı Batı'da %11 ve Güney Avrupa'da %5'lik bir artış gösterdi. Kuzey Amerika'da bu oranın %8, Orta Amerika'da %3, Güney Amerika'da ise %5 arttığı belirtildi. Öte yandan Avrupa Birliği Eşitlik Komiseri Helena Dalli, birlik üyesi ülkelere İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama çağrısında bulundu. 6 Avrupa Birliği üyesi ülke sözleşmeye onay vermezken Polonya 2015'te kabul ettiği sözleşmeden çekilmeyi planlıyor. Türkiye 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeden çekilmişti.